Yani haddim değil biliyorum ama sormadan da edemeyeceğim. Emin misin? Sonuna kadar Emde. Hayatımda hiç bu kadar emin olmamıştım. Laçin. Oo, bu ne güzelliktir ya. Vallahi bayıldım. Teşekkür ederim hayatım. Hatice gelmiyor musunuz? Söylemedim ya memurun geldiğini. Geliyoruz tatlım. Tamam, hadi bekliyoruz. Hadi bakalım. Dur. Ya siz de beklettik ama. Yok, estağfurullah. Neredeyse gelir. Geliyor. Geliyormuş. Böyle gül işte ya, daha yakışıklı oluyorsun. Leçincim, kuğu gibi olmuşsun, gözlerim kamaştı. Teşekkür ederim Yektar'cığım. Evet, başlayabiliriz. Bugün burada güzel bir olaya tanıklık etmek için toplandık hepimiz. Sizler evlenmek üzere başvuru yapmışsınız. Belediyemiz tarafından da evlenmenize mani olacak bir sıkıntı görülmemiş. Şimdi nikah akdine geçebiliriz. Evet, Sayın Laçin Gökmen. Kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan Yekta Tilmen beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Leçin'cim, heyecandan karıştırdın ya. Burası evet diyeceğimiz yer. Evleniyoruz ya hayatım. Evet diyeceksin ya. Senin gibi çıkarcı biriyle asla evlenmeyeceğim. Ama Leçin, şakan sırası mı şimdi ya? Hayatım boyunca beni hep ezdin. Yaraladın. Kullandın. Evin hep akıllısı sen oldun. Ben de aptalı. Beceriksizi, delisi. Tek istediğin kendine köle olan Laçin'in sonsuz hizmeti. Terk edilmez, vazgeçilmez. Hayatta başardığım tek şey de sahip çıkmak. Kitabım. Amacını anlamadığımı mı zannettin? Hı? Senden zeki olmayabilirim. Ama seni ve oyunlarını anlayacak kadar çok yaşadım ben seninle Yekta. Ne seni, ne de sana ait olan hiçbir şeyi istemiyorum. O yüzden hayır. Beklesiniz ha. Yani belki bir yanlış anlaşılma olmuştur. Bir Laçin teyzeyle konuşsam ben. Ha? Gerçekten yani bir kahve için. İyi akşamlar o zaman. Akşamlar. Ceylin. Tabakları falan makineye koyduk, toparladık etrafı. Sen de bir bakarsın. Tamam, sağ olun. Biz arabada mı bekleyelim? Olur. Anahtar şeyim oldum cebimde. Tamam. Hadi anne. Kalayım ister misin?
Hayır, yalnız kalayım daha iyi. Tamam. Ama fikrini değiştirmek istersen, yani yalnız kalmak istemezsen, beni aramak istersen buradayım. İyi akşamlar hanımlar. İyi akşamlar. Hayri, hadi anahtar var sende. Aç kapıyı, dondum ben. Anne, sen biliyordun değil mi hayır diyeceğini? Hiç şaşırmadın. Evet, biliyordum. Vay be, Latin ablaya bak. Nasıl aldı intikamını? Çatır çatır ağzına geleni söyledi. Biz Osman'la boşanmayı becerebilecek miyiz acaba? Ha bir de o istedi diye boşanmış gibi oluyorum ya. Aferin bana yani, aferin. Aferin. Hadi hadi. Annem biliyormuş, biliyor musun hayır diyeceğini? Ne diyorsun sen ya? Niye söylemedin peki? Allah Allah. Niye söyleyecekmişim? Ya adam kahroldu ya. Mesleğini kaybediyordu. Bugün hakim karşısına çıktı. Sonra eve geldi. Bir de bunu yaşadı, üstüne üst üste gol yedi resmen. Yazık değil mi ya adamcağız? En azından bir söyleseydin, önden bilseydi. Yekta senin nasıl yakınınsa, Laçin de benim yakınım. Söyleme dedi. Söylemedim. Ne yani şimdi Yekta'nın başına gelenlerin suçlusu ben mi oldum? Hay Ceylin, hadi. Dikkat et, düşeceksin. Tamam, tamam. Giydirdiniz bana bu topukluları. Geç.